Hayri Beşer, iyi pazarlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi pazarlar Ceyda, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Trabzonspor o iddialı çıkışını yakaladığı iddialı çıkış Abdullah Avcı ile birlikte Beşiktaş karşısında devam ettirmek isteyecek. Beşiktaş ise dün liderliği Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Bakalım bugün geri alabilecek mi? Siz nasıl bir 90 dakika bekliyorsunuz? Diğer yandan bir halef selef durumu da var Sergen Hoca ve Abdullah Avcı arasında. Aslında birçok boyutlu mücadele. Ligin en iyisi kim? Belki bu sorunun cevabını da bize verecek mücadele. Her ne kadar Beşiktaş kağıt üzerinde epey baskın taraf gözükse de Trabzonspor da son haftalarda yapmış olduğu hamle ile üst üste aldığı galibiyetlerle hani hem futbolu yükselen bir Trabzonspor var, hem kalesinde kolay kolay gol görmeyen bir Trabzonspor var. Ve aynı zamanda da ofansif üretkenliği artmış bir Trabzonspor var. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Beşiktaş'ı daha ciddi anlamda tehdit eden bir rakip bekliyor bugünkü mücadelede. Şimdi iki takımın genel durumlarına baktığımız zaman elbette ki Beşiktaş bütün verilerde daha önde gözüküyor. Gerek ikili mücadelede, gerek girdiği pozisyonları gole dönüştürme becerisinde, gerekse kanat organizasyonlarında siyah beyazlı takım önde. Burada Gezal'ın altını çizmek lazım. Buna karşılık Trabzonspor kenar organizasyonlarını Vakame'ye rağmen daha az kullanıyor. Çünkü o da içe kat ediyor çoğu defa. Son haftalarda merkez girişimleriyle gol atabiliyor. Giannini'nin dar alan oyunlarına hitap eden golcülüğü ortaya çıkmaya başladı. Belki çok atletik bir forvet değil ama İncesi olan bir forvet olarak dikkat çekmeye başladı. Şimdi bu boyutlarıyla ele aldığımız zaman karşılaşma bize ilginç gelişmeler vaat ediyor. Birincisi Beşiktaş'ı ele alırken orta sahanın hep gücüne dikkat çekiyoruz. Çünkü orada Josef var. Çünkü orada Atiba var. Çünkü orada Mensah var. Farklı ve benzer özellikleri olan 3 tane çok özel adam. İşte Josef'in bilgeliği, top kullanma becerisi, aynı zamanda sahipsiz toplara gidip sahip olma aklı, aynı zamanda Atiba'yı tarif etmeye gerek yok ve Mensah'ın da enerjisi. Şimdi bunlara karşı koyacak henüz bir rakip korelasyonuyla siyah beyazlı takım çok fazla karşılaşmamıştı. Sanki Trabzonspor bunu dengeleyecek kıvama yaklaşmış gibi. Burada Berat faktörünü çok önemsiyorum ben. Berat yaşının çok üzerinde bir giriş yaptı. Zaten Gençler Birliği'nde de iyi oynuyordu. Trabzon'da da çok iyi bir giriş yaptı. Dolayısıyla onun enerjisi, aynı zamanda pasörlüğü ve aynı zamanda doğru pasları, her zaman doğru pası tercih etmesi Trabzonspor'un avantajı. Şimdi Bakasetas bugün oynayacak mı, oynamayacak mı? Bu bir soru Evet. işareti. Şöyle yapalım mı Hayri Beşer? Hemen Trabzonspor'un muhtemel 11'ini de izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz ve sizinle paylaşalım. Bu muhtemel 11 üzerinden de konuşmuş oluruz. Kaleci Uğurcan'la başlamasını bekliyoruz Trabzonspor'un. Savunma dörtlüsü Serkan, Edgariye, Hugo, Marlon. Orta alanda Becker, Berat, Flavio. Hemen önlerinde Ekuban, Giannini, Vakeme 11 ile sahada olmasını bekliyoruz. Trabzonspor'un onu soracaktım. Şimdi Bakasetas bu orta sahada kendine yer bulur mu? Trabzonspor'un hücum hattına kuşkusuz katacakları vardır. Hazır olduğu da düşünülüyor. Çünkü antrenmandan Trabzon'a geldi. Nasıl değerlendirirsiniz? Bugün şans bulmasını bekliyor musunuz? İlk 11'de olmazsa sonradan mı oyuna dahil olur? Şimdi mesela Fatih Terim ya da Sergen Yalçın Trabzonspor'un teknik adamı olsa muhtemelen büyük ihtimalle ilk 11'de yer alır ifadesini kullanırız. Ama Abdullah Avcı biraz daha temkinli, biraz daha muhafazakar bir teknik adam görüntüsü veriyor. Oradan bakınca bir acaba var kafamızda. Ben şahsen hazır bir oyuncu olması itibariyle ki skora katkısı da inanılmaz yüksek bir oyuncu. Trabzonspor sadece bir ofansif orta saha transfer etmedi. Bana göre aynı zamanda bir forvet transfer etti.
Buradan meseleyi ele alınca ben ilk 11'de yer alması gerektiğini düşünüyorum Trabzonspor zaviyesinden bakarak. Ama hocanın tercihi yani %50 %50 olarak değerlendirebiliriz. Ama ilk 11'de yer alırsa zannediyorum Trabzonspor'un lehine bir tercih olur diye değerlendirebiliriz Ceyda. Burada ben şunu söyleyeyim. Trabzonspor'un en önemli silahlarından bir tanesi vakeme. Büyük Evet. ihtimalle Beşiktaş planlamasını yaparken vakemeyi çok dikkate alacak. Trabzonspor'un da aynı şekilde Gezal üzerinde savunma prensipleri açısından bir planlama yapmasının Bordo Mavili takımın lehine olacağı kanaatindeyim. Peki şimdi bir kez daha muhtemelimizi ekranlara getirirsek Abdülkadir Parmak'ın durumundaki belirsizlik, sakatlığındaki belirsizlik hala devam ediyor. Forma şansı bulacak mı, bulmasını bekliyoruz ama tabii ki 11 açıklandığında maç saatinde belli olacak. Eğer Abdülkadir Parmak forma giymezse o noktada Becker'ın forma giymesini bekliyoruz. Ama sizin belirttiğiniz gibi tabii Bakasetas eğer kadroya dahil olursa orta sahada nasıl bir kurgu olur diye sorayım hemen. Bakasetas'ın oynaması durumunda zaten biz onların gerisindeki ikiliyi Evet. aramaya çalışmalıyız. Berat bunlardan bir tanesi. Orada bir tereddüt yok. Berat'ın yanında kimin oynayacağı sorusu karşımıza çıkıyor. Aslında burada 3 alternatif var karşımızda. Berat'ın yanında Baker da oynayabilir. Trabzonspor Abdullah Hoca pas oyununa önem veren bir teknik adam. Pas oyunu açısından düşündüğümüz zaman Baker iyi bir tercih ama mücadele açısından ele aldığımız zaman bir takım zaaflar ortaya çıkabilir Baker'la birlikte. Parmak da olabilir, Flavio da olabilir, Baker da olabilir. Yani Bakasetas'ı sahaya attığımız zaman orta sahada 3 ayrı alternatif hocanın elinde olacak. Beşiktaş maçının zorluğunu dikkate alarak hoca burada belki tercihini hazırsa Parmak ya da Flavio'dan yana kullanabilir. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Maç dışında tabii Trabzonspor sezon başında yapmış olduğu transferlerde çok eleştirilmişti. Sonrasında Sayın Başkan Ahmet Ağal'ın açıklamaları var. Ara transfer döneminde Abdullah Avcı hangi isimleri istiyorsa biz o isimleri alacağız. Transferi soracağınız tek adres Abdullah Avcı olacak dedi. Demişti daha önce yapmış olduğu açıklamalarda. Şimdi yapılan transferlere bakıyoruz. Abdullah Avcı'nın takıma katkısını direkt olarak gözlemlemiştik. Şimdi transferde de doğru isimlere yöneldiğini, Abdullah Avcı'nın ve yönetimi de doğru isimlere yönlendirdiğini görebiliyor musunuz? Bunu kesinlikle görüyorum Ceyda ama öncelikle bir yanlış bakış açısını düzeltmemiz lazım. Trabzonspor'a şu muamele yapıldı. Sanki çok kötü bir kadro. Niçin Trabzonspor çok kötü bir kadro olarak takdim edildi? Üç tane önemli oyuncusu ayrıldığı için, diğerlerini saymıyorum, üç önemli isim. Bir takım üç önemli oyuncu ayrıldığı için kötü kadro haline geliyorsa zaten kötü kadrodur, yetersiz kadrodur. Akabinde de bir takım 3 tane önemli oyuncu transfer edildiği için iyi kadro haline geliyorsa zaten iyi kadrodur. Onun üzerine takviye yapılmış demektir. Yani Trabzonspor'un söylendiği kadar kötü, dağılmış, bitmiş bir kadrosu yoktu. Eksikleri vardı. O eksiklere yönelik bence gayet güzel tercihler yapıldı. Abdullah Hoca'yı şu açıdan tebrik etmek lazım. Birçok teknik adam sorumluluk almaz. Yani bu konularda hani birazcık kenarda durmayı tercih eder. Ortaya liste koyar. O listeler oyuncu özelliklerini belirtir. İşte yönetimlerde o şey scout ekipleri de o özellikler istikametinde araştırma yapar. Yönetimde mali imkanlar el veriyorsa transferi gerçekleştirir. Ama hoca belli ki burada isim veriyor, sorumluluk alıyor ve verilen isimler de zannediyorum camianın onayladığı isimler. Taraftarın onayladığı isimler aynı zamanda Türkiye'de futbola kafa yoran insanların onayladığı isimler. Demek ki 3 tane oyuncu transfer ederek de bir anda işleri düzeltebiliyorsunuz. İşler niçin düzeldi? Önce hoca geldi, Trabzonspor'daki oyun yapısını düzeltti. Trabzonspor'daki problemli performansları düzeltti. Oyuncuları daha verimli, Evet. daha üretken hale getirdi. Ondan sonra da bu transfer
kulüpler gerçek anlamda bir anlam kazanmış oldu Ceyda. Çok teşekkür ediyoruz Hayri Beşer, kıymetli değerlendirmeleriniz için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.